Hazır Kıta ailesinden Türkiye'nin hazır kıtasına selamlar, sevgiler. Her hafta olduğu gibi sizlerin desteği, dualarıyla Türkiye'nin sınır ötesi, sır ötesi programlarını çekmeye, Türkiye ve dünya gündemine getirmeye devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz sevgi, postalarınız, dualarınız ve bizler için yapmış olduğunuz çeşitli internet sitelerinde veya mahalli programlarda bizleri onurcu edecek bir takım programlar yapmanız bizleri son derecede teşvik ediyor. Hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim her hafta olduğu gibi bu haftada pek değerli bir konuğum var. Sevgili araştırmacı yazar Oktan Keleş. Oktan Bey öncelikli olarak hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk, sefalar bulduk. Tekrar Hazır Kıta ailesiyle beraber olmaktan onur duyuyorum. Çok sağ olun, onur bize ait. Şimdi biliyorsunuz Oktan böyle her program yapışımızda tabiri caizse müsbet manasında bir infial oluyor. Birçok mevzu Allah'a şükürler olsun ve olabilecekler. Daha önceden bu program sayesinde ve işte hepimizin de beraber yazdığı Oktan Bey sayesinde netpana.com sitesinde dünya ve Türkiye gündemi aydınlatılıyor. Çünkü sizin de teveccühünüz biliyorsunuz. Hazır Kıta, naçizane Oktan Bey olduğu için burada söylemeye çalışıyorum. Teveccüh olarak söylüyorum. Üzerimize bir şey alındığımız yok. Her zaman ben kendi nefsim adına söylüyorum. Bu dava bana kadar düşmüyor. İşte din İslam'ın haline acımak lazım. Nefsin yönü, gelen konukların ağırlığı açısından söylüyorum. Bir hızırı trafik içerisinde her şey önceden ayan beyan anlatıldığı için inanın Türkiye'de birçok oyun ve birçok bela musibet daha gelmeden bu arkadaşlarımız sayesinde bozulmaya çalışılıyor. Hatta yıllar evvel, hemen konuya geçeceğim, biz ABD'ye Türkiye depremle girecek diye bir yazı yazmıştık. Ve bir takım istihbari kaynaklarında bunu bildiğini fakat müdahil olmayacağını söylemiştik. İnanın Türkiye'de bir şeyler tetiklenmiyorsa, eğer biraz üstüne zannınız bize varsa tetiklenmiyorsa ve bir takım senaryolar bozulmuşsa, buraya gelen konukların yürekten yapmış oldukları açıklamaların büyük etkisi var. Ve sizler de bize atmış olduğunuz postalarla bunun farkında olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Çünkü sizler de bu işte görevlisiniz. Biz bu görevi sadece propaganda yapıyoruz. Sadece insanlara yaymaya çalışıyoruz. Oktan Bey öncelikli olarak isterseniz daha fazla sözler çünkü kifayet etmeyecek. Ben de bir kompozisyon bütünlüğü içerisinde girelim istiyorsunuz. Bugünlerde üzerine sıkça durduğunuz konudan seyirciyi de bu arada uyarıyorum. Özellikle İstanbul'daki dikili taşın, çok önemli olan dikili taşın sırrını programın ortalarında vermeye çalışacağız. Bu dikili taş etrafında neler oluyor ve bu dikili taş neyin logosu? Buna özellikle zoomlanacağız çünkü İstanbul batini manada dünyanın, İslam'ın başkenti. Öncelikle bu foton kuşağının bir hatırlatalım, görüntüler tekniklerini de kullanabilirsiniz. Bu dünyanın üzerinde şeytanın süliyetinin yer almış olduğu Orta Doğu coğrafyasında bir görüntüden bu aralar bahsettiniz. Bazı televizyon programlarında da bahsettiniz. Zaman zaman biz sizinle özel görüştüğümüz için bunları hakeza daha önceden karşılıklı olarak mütalaa etmiştik. Bu konuyu çok özel olduğu için bir daha hatırlatalım. Tarih bir fonksiyonu var bu işin. Tarih içerisinde bu şeytanın süliyeti bir takım zamanlarda kullanıldı. Bunu bir hatırlatabilir miyiz? Hay hay efendim. Öncelikle iltifatlarınıza teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız bizlerin de sesleri fazla çıkmaz. Bunu da söyleyelim. Öncelikle şeytanın gerçek yüzü dedik. Biliyorsunuz son yıllarda özellikle son yıllarında, son aylarda, son haftalarda hatta son günlerde bir hengamedir gidiyor. Nedir bu? Foton kuşakçıları diyoruz. Kıyametçiler. 2012'de dünyaya bir gezegen çarpacak. Gezegenin ismi Marduk gezegeni. Ve dünya bir kıyamete doğru yol alacak. Yörüngesinden çıkacak. Artık dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Vesaire. Ayrı bir devir başlayacak. Işık yılı vesaire vesaire. Tabii bütün bunları yaparlarken argümanlar yine bildiğiniz gibi meşhur şeytani kaynaklı. Evet. Dolayısıyla bunlar bunların propagandaları ve öncelikle insanlık zihnini bir mistik banyoyla yıkamak üzere bu plan program uygulanmakta. Çok güzel bir kelime mistik banyo. Evet. Ülkemizde de özellikle şu anda çok iyi biliyorsunuz ki siz bu konularda uzmansınız. Estağfurullah. Mistik banyo had safhada 7'den 70'e yapılmakta.
Dolayısıyla nedir bu mistik banyo? Efendim işte kıyamet kopacak. 2012 senesinde dünya eskisi gibi olmayacak. Binlerce e-mail, binlerce mesaj bu konuda programlar yapılıyor. Biliyorsunuz insanlıkta bir şüphede. Acaba hakikaten ya kıyamet kopacak mı? Ben geçenlerde de bir televizyon programında yine söyledim. Tekrar etmek istiyorum. Tekerrür olsun. Tamam. Hatırlarsınız 2000'li yıllarda da dijital kıyametten bahsediliyor. Evet. Efendim 2000'li yıllara girdiğimiz zaman milenyumun ilk gününde bütün bilgisayarlar stop edecek. Bütün dijital aletler çalışmayacak. Dünya bir felakete bu manada da gidecek. Ne oldu? FOS çıktı. Şimdi buradan inşallah seyircilerimiz de Hazır Kıta ailesinde yüreğe ferah olsun. Allah'ın izniyle kıyameti ancak Allah bilir. Kıyamet saati onun sırrındandır. Bundan dolayı imanlı insanlar bunu çok iyi bilirler. Mantıki olarak da 2012'de hiçbir şey olmayacak. Bugün ne oluyorsa Allah'ın muradında ne varsa seyir devam edecek. Onun muradında. Şeytanların çizdiği planda olmayacak ama rahmanelerin çizdiği planda çok değişiklikler olacak. Allah'ın bir planı var. Efendim şimdi bu planları uygularken ne yapıyorlar? Bir argümanlara ihtiyaçları var. İnsanları kandırabilecek, insanların zihnine sızabilecek bu manada. Acaba mı değil, ya evet doğruymuş dedirtebilecek argümanlarla delil olarak sunmak istiyorlar. Bunlardan bir tanesini biz deşifre ettik Allah'ın izniyle, bulduk. Biliyorsunuz nasıl çalıştığımızı çeşitli argümanlarla, yollarla yakından tanıdığımızı biliyorsunuz. Sağda gezdiğimizi ve dolayısıyla öyle bir konuya ulaştık ki bundan 2000 sene önceki paraların yani sikkelerin üzerinde resimlere karşılaştık. Bugün bunlar birçok para kataloglarında, eski koleksiyoncuların bugün hala ulaşabilecekleri yerlerde mevcut. Para kataloğundaki resimler genelde kameramız şöyle alırsa sakallı yarı hayvan, boynuzlu bir insan figürü gibi. Bu tabii şeytanı temsil eden bir sikke. Evet. Ve bugün birçok para kataloğunda var. Özellikle şurada. Evet, evet. Şimdi, şuradaki özellikle şuradaki kamera zoom yaparsanız şuradaki bulutumsu dağda netini göstereceğim inşallah. Evet, burada elimizde var. Yine paranın üzerindeki yine sikke ve bu birçok doküman getirdim. Birçok bu paralar burada mevcut. Şimdi seyircilerimizin bu konuda da vaktini almak istemiyorum. Yine burada birkaç tane daha gösterirsek ne demek istediğimiz inşallah daha iyi anlaşılacaktır. Sakallı bir insan, yarı hayvan, toynaklı, boynuzlu sikke üzerindeki bir resim. Şimdi peki bu neyi ifade etmektedir? Evet, hani o günkü bu sikkeye yansımış görüntü, ki garayip bir varlık görüntüsü. Bir kere önce bunu adlandıralım. Bu garayip varlık ne? Evet, bu binlerce yıldan beri şeytanın biliyorsunuz ki bütün dokümanlarda tahsir ediliş hali boynuzlu, sakallı, yarı hayvan şeklinde bir mahluktur. Amin. Yani bu tamamen şeytani bir tafsirdir. Evet. Ve o dönemki işte Anadolu'nun da belli kavimlerinin paralarında kullanılmış argümanlar, resimlerdir. Şimdi adamlar bunu çıkarmışlar. Diyeceklerdi ki şayet eğer biz müdahil Allah'ın izni olmasaydık bu konuyu gündeme getirmeseydik. Amin. Bu da Hazar kıyısında, Hazar denizi gördüğünüz gibi, şuradaki görüntü, bakın buluntumsu görüntü. Dünya haritasından herhangi bir oynama yapılmamış, herkes açıp haritadan net şekilde elindeki evindeki haritadan bakabilir. Aynen bir şekil görüyoruz. Evet, şekil Hazar denizi, biliyorsunuz Karadeniz, fakat şeklin ne özelliği var? Bakın şurada bir göz, sakal. Ve şu kısmında bir boynuzu net şekilde görüyoruz. Bir kafa. Şimdi buradan ne çıktı? Buradan iki resmin birleştirildiğimiz zaman parada. Şimdi şuradan daha net göreceğiz. Bakınız para ve Hazar Denizi'ndeki suret. Birebir kafasının, sakallarının, boynuzlarının hemen hemen aynısı. Ben karşı kameraya da tutayım. İsmail Bey de bu konuda profesyoneldir, zoomlayabilir. Şimdi şurada bir kafa var. Sol tarafında bana göre. Şurada sağ tarafındaki o bulutumsu kuşak diye görüntü veriyorlar değil mi? Haritalarda böyle veriyorlar. Evet. Aynen öyle. Hiç oynanmış falan diye. Şurada daha büyüğü de var. Evet. Daha neti de var. Bilmiyorum. Bu şekilde de gösterilebilir. İşte kafa burada çok nettir. Bunun kafasıdır. Şimdi
yine burada aynı bir şekilde daha uydu fotoğraflarıyla incelendiği zaman vücudunu ve şu toynakları da seçmek şurada olduğu gibi mümkündür. Evet. Kat'i suretle bir montaj ve oynama efendime söyleyeyim üzerinde bir çizim söz konusu değildir. Herkes evindeki atlastan bu pozisyonu net görebilecektir. Şimdi neyi ifade ediyor? Evet. O görüntüyü evet. Dünyanın üzerinde verdikleri görüntü yıllar evvel sikkelerde evet. Gördüğümüz görüntü. Evet. Bu adamlar neyin iltirasyonu üzerindeler? Evet. Neyi çalışıyorlar işte şimdi anda? İşin püf noktası orada. 2012 yılına girdiğimiz an bu görüntüyü dünya medyasına yayacaklardı. Belli şeytani gruplarla evet. Bu foton kıyametçileri bakınız işte o zamandan beri şeytanın silüeti biliniyordu. Hazar Denizi'nde bugün bu harita olduğuna göre hala bu çıkıtlar coğrafi olarak olduğuna göre bugünkü insanlığa bu paralar gösterilecekti. Ve denecekti ki bakın 2000 sene önce Hazar Denizi'ndeki kafanın aynısı orada. Peki Hazar'ın başka bir önemi nedir? Enerjinin şu andaki biliyorsunuz kilitlendiği noktadır değil mi? Evet. İşte Hazar petrolleri, doğalgazları, birçok enerji evet. Hattı şu anda orada ve dünyanın gözü şu anda orada. Çeçenistan Savaşı'nın başlama sebebi, tabii ki. Şu anda işte Amerika'nın, Afganistan'ın müdahale sebepleri hepsi bu evet. Enerji yatakları evet. Üzerinde. Peki enerjinin olduğu yerde ne olur? Savaş çıkar. Savaşın evet. Olduğu yerde ne vardır? Şeytan vardır derler değil mi? Evet. Aleyhinnaya. Evet. Dolayısıyla insanlar Allah Allah gerçekmiş bu. Bakın 2000 senelik paralar. Koleksiyonerlerin elinde, kataloglarında bu yalan olamaz. Hazar Denizi'ndeki bu surette, sülület de burada. Dolayısıyla demek ki bu böyleymiş diyerek insanlığın inancını zaafa uğratmak, kendi istikametleri doğrultusunda kendilerinin evet. inancı ve plan programına yönlendirmek amaçlı yapılmış bir hadiseydi. Ve bunu çok şükür dünyaya deşifre ettik. Şu anda da bütün dünya sitelerinde vesaire haberlerinde, programlarda fısıltı olarak da dahi olsa şu anda konuşulmakta. Dolayısıyla da bir çembe çakmış olduk çok şükür. Ki biliyorsunuz okyanusun ortasında bir kelebek, bir kanat çırpsa bir bakarsınız ki dünya sahillerinin birçoğunda dalga olarak gelmiş. Yani bir kelebeğin, Cenab-ı Allah samimiyetli bir kelebeğin kanat çırpışlarından bile insanlığa ihtiyacı olan o rahmet soluklarını, rahmet rüzgarlarını taşır. Evet. Orada amenna. Şimdi sevgili seyircileri uyarıyorum, programın sonuna doğru sevgili Oktan Bey'de getirmiş olduğu arşivleriyle 1930'lu yıllarda ki özellikle basından derlenen konularla nasıl bir kitle psikolojisi içerisinde yönlendirildiğimizi ispatlamaya, anlatmaya çalışacak, tezini ortaya konacak. Bu da programa başlangıç konularımızdan bir tanesiydi. Özellikle şeytanlar şu anda beynimizde, zihnimizde hayatı ne şekilde okutuyorlar ve ne şekilde bir takım hazırlıklar içerisinde. O yüzden bu konuyla başladık. Eklemek istediğiniz var mı konuya? Şöyle bir konu da var. Foton kuşağı meselesine, 2012 Marduk gezegeni meselesine sevgili seyircilerimiz de fazla kulak asmasınlar. Son günlerde artacak. Nedir o artacak olan şeyler? Gökyüzünde çeşitli alametler, UFO'lar vesaire. Biliyorsunuz bir UFO dini meseleleri de mevcut. Evet. Bunların hepsi dünyanın akışını, insanlık bilincini değiştirmek üzere yapılan illüzyonlardan başka bir şey değildir. Evet. Allah'ın izniyle bunları teker teker deşifre edeceğiz. Söylemek istediğim, tekrar söylüyorum, kat'i surette bunlara kulak asılmasın, kıyamet psikolojisine insanlar girmesin. Zaten imanlı insan için ölüm de bir küçük kıyamettir. Evet. Hiç fark etmeyecektir. Sonuçta kendi plan programımızı devam ettirmeye devam edelim. Şimdi çok güzel bir şey söylediniz. Yani kendi plan ve programımızı. Şimdi zaten programa bu şekilde girmemizin sebebi şeytani bir plan var. İnsanlığın bu plan üzerinde yürümesini istiyorlar ki naçizane işte zaman zaman seyircimiz hatırlatın diye kitapları göstermek istiyorum. İsrail'in A planında bu şeytani planların, yani A planların ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Oktan Bey eksik olmasınlar, Melamet Savaşları Melamet Savaşları devam ediyor. Bir meczubun rüyası devam ediyor. Melamet Savaşları 2 ve şu anda hazır kıt olarak bekleyen 2009'da çok önemli özel bilgilerle arşivlerle girecek olacağı 3. ve 4. kitaplarından bir takım bilgileri bizle paylaşıyor. Orada çok da çeşitli teferruatlarını alacaksınız. Hatta beni yurt dışından arayan eşlere, dostlara, sevgili sizin gibi seyircilerimize de tavsiyelerde bulundum. Kendine bir külliyat oluşturmaya çalışıyorlar. Bu kitapları muhakkak okumaları gerekiyor. Şimdi oradan bu şeytanilerin planları içerisinde, tabii biz Rahman-ı Trafi'yi konuşmuyoruz ama önce şeytanileri deşifre edelim. Ondan sonra inşallah ona göre. Bu dikili taşa, özellikle İstanbul biliyorsunuz, siz de sık sık
kitaplarınızda ve fikir olarak tanıştığımızda üzerinde durursunuz. İstanbul'un batini manada dünyanın ve İslam'ın baş şehri olduğunu söylersiniz. Evet. Çok ehemmiyetli, güzel, Meclis-i Ekin'in başında alınmış kararları, 11 Eylül'ün kararlarının burada alındığını ifşa ettiniz. Harika derecede burada şeytanilerin gece sefrat düzenindeği 12'li 13'lü düzenlerle nasıl program yaptıklarını o iki kitabınızda da müthiş derecede derc ettiniz. Şimdi isterseniz bu dikili taşa şu anda dikkat çekelim. Çünkü İstanbul'un göbeğinde İstanbulluların ziyaret ettiği fakat dışarıdan gelen insanların ehemmiyetini üzeri kapalı olarak gönderme olarak söylüyorum. Ehemmiyetini daha iyi bildikleri bir takım mesajların da üzerine kazındı. Şu dikili taşın hikayesini bir de sizden dinleyelim. Hay hay efendim. Şu anda açıklayacağım bu hadise inşallah 2008 yılının sonlarına doğru çıkacak dördüncü kitabımdaki bilgilerdir. Üçüncü kitapta da ek konu olarak bunu gündeme aldık. Hazreti ailesine ilk defa hediye edelim inşallah çok ve dünya çapında ilk defa İstanbul'la ilgili çok önemli bir sırrı ifşa ediyoruz inşallah. Burada efendim biliyorsunuz ki Sultanahmet Meydanı'nda çeşitli taşlar var. En bilinenlerinden bir tanesi işte Konstantinus'a Mısır Firavunu'nun hediye etmiş olduğu, Mısır'dan getirmiş olduğu bir taş. Evet. Hemen arka planında yine eski bir taş. Biliyorsunuz hemen Sultanahmet Meydanı'nda üç kafalı yılanlı birbirine dolanmış çeşitli objeler mevcuttu. Yılanların kafası zamanında kopartılmış atmış. Bizim onunla alakamız yok şu anda. Peki bu taşın sırrı nedir? Evet. Bütün mevzu bu. Binlerce turist, milyonlarca turist günde Sultanahmet Meydanı'nı ziyaret etmektedir. Ve dolayısıyla tarih eser diyerek bu taşın yanına gelip fotoğraflar çekmektedir. Biz de İstanbullular olarak biliyorsunuz biraz da milletçe de böyle şeylere fazla ehemmiyet vermediğimizden dolayı, evet, hiç araştırma yönümüz olmadığından dolayıdır ki fazla belki bir televizyon jeneriklerinde görmüşüzdür, belki bir Türk sinemasının eski bir sahnelerinde görmüşüzdür vesaire. Kartpostallarda görmüşüzdür. Dolayısıyla kartpostallarda görmüşüzdür. Peki bu taşın önemi nedir? Sade bir tarihi eser midir? Evet, sade bir tarihi eser bakımından ele alırsak doğrudur. Dolayısıyla tarihi bellidir. Üzerindeki işte hiyeroglif yazılar bellidir. Mısır Firavunu'nun kimlik tarafından getirildiği, nasıl getirildiği bellidir. Fakat işin başka bir boyutuysa neyle alakalı olduğunu şimdi size söyleyeceğim. Buyurun. Efendim tekrar kameraya şöyle aldığımız zaman biliyorsunuz ki bir masonik sembol olan şeytanilerin de kullanmış olduğu bir piramit vardır. Tepesinde ne vardır? Her şeyi gören göz meselesi vardır. Bir piramit mevcuttur. Bilmiyorum kamera şu anda aldı mı? Evet, şu göz. Normalde onlar Tanrı'nın gözü derler ama aslında bu Tanrı Yahova dedikleri şeytanın gözüdür. Sadece üst düzey buradaki kastedilenin şeytan olduğunu bilir. Alt düzeyi bunu ilah olarak götürürler. Çünkü alt düzey biraz daha dindardır. Üst düzeyde dine inanmazlar. Çünkü din avam içindir derler. Buradan da yine doların üzerindeki aynı masonik sembolü görmekteyiz. Her şeyi gören göz. Hakan kardeşimin de çok güzel açıkladığı gibi piramit bir masonik semboldür. Daha doğrusu şeytani sembollerdendir. Evet. İsrailoğullarının efsanevi önemli sembollerindendir. Yine burada bakıyoruz. Aynı figürü yine bir mason ambleminde rahatça her şeyi gören göz, piramit ve içinde şeytan yıldızını görmek. David Megan diyorlar ismini. Davut yıldızı diyorlar ama onlara göre şeytan yıldızıdır. Evet. Şimdi peki bununla İstanbul'daki taşın ne bağlantısı var? Evet. Üzerindeki hiyeroglif yazıların çözümlendiği, betimlendiği zaman ki bugün 200 parça hiyeroglif tabletin çözümlenmediğini arkeologlar, bu işin uzmanları açıklamaktadır. Daha doğrusu aslında gizlenmiştir, açıklanamıyor diyerek sırlamışlardır. Evet. Bu konuya vakıf olan insanlar da bir şekilde bilinen metotlarla ortadan kaldırılmıştır. Gelelim konuyu fazla uzatmadan Sultanahmet'teki şu görmüş olduğumuz dikili taş. Bakınız. Normal bir dikili taş görünümünde. Fakat üstte bir güneş görüyorsunuz. Evet. Bu herhangi bir İstanbul güneşli gününün esnasında çekilmiş bir fotoğraftır. Burada daha büyüğünü size sayın seyircilerimize gösterelim. Yani bir güneş. Bu güneş özel bir gün değil, tepe noktasına tepe geldiği, noktasına geldi. Havanın açık olduğu. Peki, evet, evet, evet. Bir gün ve aynı zamanda
biliyorsunuz insan gözüyle baktığı zaman zaten o güneşi onun tepesine oturtur. Belli bir perspektiften baktığı zaman. Şimdi ne oldu? Bir, her şeyi gören göz, güneş. Biliyorsunuz ki bunu da demin ifade etmedik. Her şeyi gören gözün etrafında bir güneş vardır. Piramidin tepesinin üzerindeki. Yine bu amblemlerde de demin onu belirtmedik, unuttuk ama herhalde kameramız alıyordur. Yani bu piramidin, masonik sembolün üzerinde gözün etrafında güneş vardır. Şimdi baktığımız zaman Sultanahmet'teki taşın üzerine güneşi görmek mümkündür. Göz ve güneş teması. Evet. Sağladık mı? Sağladık. Peki bitti mi? Bitmedi. Şimdi gelelim tekrar kameradan rica edelim. Işık hüzmesi bakıldığı zaman piramidi çizer. Evet. Tepe noktasına geldiği zaman. Işık hüzmesini bilmiyoruz. Zaten burada zaten piramidi çiziyor. Yani biraz renklendirsek şöyle. Şurada daha büyüğü var Hakan'cığım. Evet. İstersen piramidin çizildiği. Bakın buradan ben şeyde yapayım. Işık hüzmesiyle. Evet. Herkes bunu gidip belli bir saatte o piramidi şöyle hafif gözlerini kısarak görebilir. Şimdi şuradan hüzmeyi verdiğimizde az evvelki görüntüdeki piramidin üstündeki Yahova'nın gözü, arka planda güneş ve piramit, burada da bir piramit, güneş ve tabiri caizse oradaki iterasyonun aynısını göze çizilmiş bir şekilde görebiliyoruz. Bir, bu doğal bir iterasyon. Evet, evet, evet. Bu onlar tarafından kodlanmış tabii ki. Suhufların yani, sayfalarını eklemiş oldukları bir iterasyon. İstanbul'un bu mahiyette en büyük masonik sembollerinden, daha doğrusu şeytani sembollerinden bir tanesidir. Burası çok önemli. Tamam. Seyirci şimdi dedi ki işi bilmeyen. Evet. Ya arada bir benzerlik kurdun. Hadi sıkıştırdın. Oradaki iterasyonu bir şeye benzettin. Tamam benziyor. Dedin ki bu taş, bu dikili taşın sırrı niye? Hakikaten İstanbul'un tepesine ne zaman dikilmiş? Tabii tarihi kulüp bulmuşlar da. Bir de güneşi tepe noktasındayken yatırladın, fotoğrafını çektin, birbirlerine benzerliklerini kurdun, piramitsel benzerliğini kurdun. Yani buradaki dünyaya hakim şeytanın gözü, arkada güneş, aslında meclislerin arkasındaki inanış da kabalaya aittir. Tabii, o yüzden Tanrı'yı güneş olarak inanırlar. Eyvallah. Bunun altındaki gizli sır da budur ve biz bu bağlantıyı kurdun. Peki bu açık havadaki, bu tam güneşin tepe noktasındaki saat, dikili taş, burada olan ayinler. Ve evet, oradaki ayinler. Evet. Şimdi oraya seyircimizi çok özellikle dikkat çekmek istiyorum. Oktan Bey eksik olmasınlar. Sahada çok önemli çalışmaları var. Nesil itibariyle biz bu işin gazetecisi olduğum için kelimelere kifayet ettirmeye çalışıyorum. Yani Oktan Bey'in derdini anlatmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi bu ritüelin açık havada gündüzün diyelim 12'sinde güneş tepe noktasına geldiğinde aynı görüntüyü veren bu görüntü sırasında onlar ne yapıyorlar? İstanbul'da ne yapıyorlar? Niye bunları anlattık? Eşittir yani sonuç. Evet, hemen onu söylemeden önce taş hakkında ufak bilgilere devam edelim. Kısa bir bilgi. Tamam. Ki ritüelleri bağlayalım. Burayı kaçırmayın. Evet. Bakınız bu da efendim Washington'daki orijinal anıt. Washington anıtı. Masonların, farmasonların Washington'un ölüsünün anısına dikmiş olduğu merkezdeki büyük anıt. Bakın taşlar ne kadar birbirine benziyor değil mi? İstanbul'daki Amon-Ra Tapınağı'ndan gelen... Şöyle yapalım. Evet, burada da var altta da. Amon-Ra Tapınağı'ndan gelen bizim taşımız Washington anıtındaki, Washington adına dikilen farmasonların dikmiş olduğu anıt. Ve çok enteresan tevafuktur ki onlar adına belki tesadüf denebilir. Washington anıtı Amon-Ra Tapınağı'ndan gelir, İstanbul'a getirilen taş büyük olduğu için kesildiği söylenir, birebir uzunluğudur. Bir eşi de Amon-Ra Tapınağı'nda bulunmaktadır. Peki bitti mi? Bitmedi. Bakıyoruz efendim, İsrail Savunma Bakanlığı'nın bahçesi. Evet. Aynı figürde dikili taşları görüyorsunuz. Buyurun Hakan Bey daha net gösterebilir. Bakınız bunlar İstanbul'da, İsrail'de Savunma Bakanlığı'nın bahçesindeki taş. Şimdi İstanbul'daki dikili taş, Washington'daki dikili taş, İsrail'in Savunma Bakanlığı'nın bahçesindeki dikili taş. Yani bu dikili taş sevgisi, aşkı ne manaya geliyor? Bunları size veriyoruz. İşin enteresanı ben bir şey söyleyeyim mi size? Tuzla Piyade Okulu'nda da
Ben orada Asteğmen öğrenciydim. İşlerin sırrını bildiğim için oradaki subaylarımıza da sormuştum. Onlar süngü demişti. Yani ama bilerek demişlerdi bana. Tuzla Piyade Okulu'nda da aynı şekilde bir taş benzeri yapı vardır. Doğrudur. İşi tuzlamayalım diye fazla oralara girmeyelim. Yani fakat... ben onlara bunun sırrını evet. söyledim de onlar güldüler. Evet. Süngü bu kadar kısa mı olur dedim. Evet. Ve bu kadar enli olmaz. Yani sevgili seyirciler, nerelerde ne şekilde işlendiğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biliyorum ki çoğunuzda daha farklı bilgiler de var. İnanın bu bilgileri de bizden paylaşabilirsiniz. Çünkü hazır kıta sadece bir program değil, Türkiye'yi seven ve düşünenlerin programı. O yüzden de herkes bir hazır kıtadır yani liyakatına göre. Evet, evet devam edelim. Devam edelim. Bu Sultanahmet'teki işte bir kartpostaldaki yine Amon-Ra Tapınağı'nın arkasındaki taşlar. Peki bunlar ne ifade ediyor? Bakınız buradaki taşa istirham ediyorum. Örme bir taş. Bunların hepsi şeytan adına dikilen taşlardır. Şeytan yeni dünya düzenini kurmak adına ta milattan önce 10 binli, 20 binli senelerden beri gelen gizli geleneğin bir öğretisinin sonucu olarak dikilen çeşitli yerlerdeki hegemonya adına dikilen taşlardır. Şimdi gelelim bir başka benzerlik daha ritüele geçmeden. Çok Hakan önemli. Bey'den rica edeceğim. İşte 2006'daki Haç'taki şeytan taşlama sembolik şeytan taşı. Evet. Bir de lütfen Hakan'cığım bunu Sultanahmet'teki bu taşı gösterirsen evet. Kartpostaldan net çıksın diye getirdim ki örme şekli dahi, üstündeki piramitler dahi bakınız aynıdır. Şimdi bakın. Peki bunlar tesadüf müdür? Buyurun Hakan'cığım. Topuksana attı. Bakın şimdi bu kaç yılında çekilmiş bu taş? Şeytan taşlama taşı. 2006. 2006'nın yılında 8'de de bulabilirsiniz bu taşı. Hac, değiştirdiler şimdi. Öyle mi? Değiştirdiler. Şurada daha büyütülmüş bir... üstte de gerçi bir reklam turizmi şey var ama reklam şeydi. Daha da büyütmüş evet. tepeden alma. Evet. Aynı örme şekilde. Taşın birebir aynı örmesidir. Bakınız üstteki piramide dikkat ediniz lütfen. Sultanahmet'teki taşların üzerindeki piramide dikkat ediniz. Washington Anıtı'nın üzerindeki piramide taşın şekline dikkat ediniz. İsrail'deki Savunma Bakanlığı'nın bahçesindeki taşlara dikkat ediniz. Ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de var onları fazla sulandırmayayım diye. Şey yapmıyorum şurada da yine bir taşı görüyoruz. Evet. Şimdi burada bir Müslümanlar Haç farizesini getiren yapalım, bir topluluk. Dolayısıyla şeytanı taşlıyorlar. Zaten bizim montajda arkadaşlar da şeyden görüntüler vereceklerdir. Evet, inşallah. Canlı görüntüler vereceklerdir görsel. Şimdi evet. gelelim işin püf noktasına. Taş hakkındaki bilgilerimizi edindik. Şeytan adına dikilen taşlardır. Aynısını Kabe'de görmek mümkündür. Evet. Aynı şekilde görülmüştür. Peki bunlar tesadüf müdür? Hayır, tesadüf değildir. Evet. Hac'daki bu işin mana kısmıdır. O taşı taşlıyoruz. Fakat İstanbul'da, İstanbul'un yeni dünya düzeni adı altında kuracakları kendi planları doğrultusundaki dünya krallığındaki bir kenti, bir kapısı olduğundan dolayıdır ki burada otomatik masonikler diyelim onlara, şeytanilerin belli grupları gelirler, belli saatlerde herkesin gözü önünde bir ayin yaparlar. Güneş vakti. Burada durmak istiyorum sevgili seyirciler. Şimdi sevgili Oktan Bey, size bu taş trafiğiyle ilgili yani kadim uygarlıklardan bu yana şeytan adına, aslında estetik adına, tarih adına bir takım taşların dikildiğini görüntüde. Fakat bunların arka plandaki bu taşların ehemmiyetini, gizli manalarını bir kompozisyon bütünlüğü içinde verdi. Harika bir bütünlük. 6-7 tane en az örnek getirdi. En son şeytan taşlama taşını koyduk buraya. Ne kadar benziyor biliyor musunuz? Burada tarihi diye bize yedirdikleri taşı İslam şeytan taşlama olarak, taşı olarak figür haline getirmiş. Taşlar da birbirine benziyor. Aynen kubbeli falan. Fakat bunlar bu taşları bizim topraklarımıza veya dünyanın muhtelif topraklarına diktikten sonra gene sadece onların muska görevi, daha doğrusu büyüleme merkezi, daha doğrusu insan belleğini, şuur altını işleme merkezinin yanında ekstra yaptıkları bir faaliyet de var. İstanbul'da az evvel bir görüntü vermiştik. Dikkat ederseniz şu görüntü, İstanbul'da gün ortası Güneş Tepe noktasına geldiğinde, bu piramidin üstüne çıktığında şu
görüntüyü verdiğinde, yani şuradaki piramit görüntüsünü verdiğinde, onların masonik logolarındaki gizli amblemleri 33 ve yukarısını verdiğinde bir şey yapıyorlar. Her gün. Soyun evet. Oktan Bey. İstanbul'a büyü yapıyorlar kısacası. Kendi Kabala ve Kabala öncesi öğretileriyle beraber tılsımlarla o ayini düzenleyerek hem buranın kendilerine ait olduğunu, merkezleri olduğunu kendi sırları içerisinde söylüyorlar. Aynı zamanda da tılsımsal büyüler yapıyorlar. Tabi İslam'daki büyünün yeri nedir vesaire dördüncü kitapta inşallah aldım. O kadar onlara da ehemmiyet vermemek lazım. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Çünkü karşıt gruplar da var. Onlar da onların yaptığını ters bir şekilde zaten çözümlemektedirler. Her gün bu şeytani bu tepe noktasına geldiğinde bu dikiliş taşın etrafına gelip evet. Etrafını dönerek büyü yapıyor mu? Şimdi senede bir büyük ayinleri vardır. Turist topluluğu içerisinde gelirler. Şimdi ben buradan sayın seyircilerimizi de uyaralım. Yani Sultanahmet'e gidip de her taşın etrafında fotoğraf çekenleri, dönenleri vesaire ya bunlar şeytanidir, gruptur vesairedir diyerek de onlar da onları taşlamasınlar. Dolayısıyla bunlar herhangi bir turist gibi taşın etrafında dönerler, fotoğraf çekerler. Senede bir kez böyle büyük bir ayin yaparlar. Belli bir dönemlerinde biliyorsun ki Kabala'nın belli bir kuramsal, zamansal evet. Bir düzeneği vardı. O düzenekte seçtikleri gün Güneş Tepe'deyken bunu yaparlar. Ve aynı zamanda ayda bir kere de bunu seçtikleri gruplarla ki buradaki kolları, biliyorsunuz buradakiler de zurnanın son deliği diyelim. Bu otomatik masonikler vesaireler, bu teşkilatlar işte dünyada her zaman söylüyoruz evangelistler yok, santolojiymiş, efendime söyleyeyim, diğerleriymiş falan. Bunlar çok abartılacak şeyler değil mi? Evet. Sapıklık içerisinde daha kendilerinin bile ne olduğunu bilmeyen şeytaniler tarafından kullanılan, kendilerini kamufle etmek amaçlı bunları ön plana sürülen teşkilatlardır. Bravo. Bunları fazla bravo. Üzerinde durmakta fayda var çünkü yurdumuzda çok rahat cirit atıyorlar. Bu konuda fayda var fakat kafamızda çok büyük şablon haline getirmekte bravo. De gerek bravo. Yoktu diye düşünün. Ana unsur biliyorsunuz ki şeytanilerdir. Evet. Şimdi dolayısıyla bir piramit gibi bir tabii, dizilimleri var. Eyvallah. Siz o Melami Çağrıçlar kitabında da çok güzel yazmışsınız o dizilimi. En başta evet. Şeytaniler var. Ondan sonra işte geliyor diğer teşkilatlanmalar falan. Eyvallah. Yani şeytanilere odaklanmak varken bu teşkilatları gözümüzde çok büyütmeyeceğiz. Tabii ki. Ama ne olduklarını da ifşa edeceğiz yani. Tabii ki. Şimdi evet. Bakınız buradan şunu da uyarmakta fayda var. Biliyorsunuz ben kitabımda da yazdım. Bugün birçok İslami tarikatın, cemaatin içerisinde Yahudiler cirit atıyor dediğimiz zaman seninle beraber programlarda biliyorsun olur mu öyle şey falan diyenler oluyordu. Evet. Bugün görüyorsunuz gündemimiz itibariyle bunların hepsi deşifre oluyorlar. Cemaatlere sızıyorlar, tarikatlara sızıyorlar, her yere sızıyorlar. Onun için dikkatli olmak adına da tabii ki bunları ciddiye almak lazım. Uyarıyoruz. Elbette. Mesela bir Tuncay Güney mevzusu var. Yani diyelim çok kısa bir sürede deşifre olmuş, anlaşılmış, dışarı edilmiş ama hala adam hala 1-2 sene içi, diyelim orada görev yaptığından dolayı bir camiayı kirlemeye yetebiliyor. Eğer zan altında bırakmaya yetiyor. Evet, o yüzden de bu evet. Dönemde hatta ben programda demiştim özellikle Alman istihbaratı, Türkiye'de bir takım tarikatlara işte din Almanya'dan girecek, ağla başlayacak bir devlet İslam'ı seçecek diye böyle bir sempati oluşturarak Mossad'ın ve İsrail istihbaratı özellikle Alman istihbaratından tarikatlarda çok yararlanıyor. Sebebi de bizim cemaatler, tarikatlar İsrail'e kafadan bir kere düşmanlar. Evet. İngilizler de aynı fakat Almanları kendilerine İttihat Terakki'den bu yana yakın gördükleri için Almanları hep açık kapı bırakmışlar. O yüzden de birçok dönme, devşirme veya Alman istihbaratı taşeronu tarikatlara Alman menşeli olarak giriyor. Bu yerden de bir yandan da bu Alman istihbaratına karşı bir yandan çünkü Karadeniz'de de birçok yakalanan istihbarat yani İsrail üzerine çalışan istihbaratçının Alman olduğu tespit edildi. Evet, bu da istihbarat evet. Edildi. Çok buyurun. Güzel. Dolayısıyla bu konumda dikkatli olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Biliyorsun ben herhangi bir cemaat ve tarikat mensubu değilim. Herhangi bir organik bağımız yok. Biz Resulullah'a bağlıyız. Eyvallah. Allah Resulü'ne bağlıyız. Uyanmakla da mükellefiz manada. Vatanımızı, dinimizi, diyanetimizi vesaire, milletimizi. Şimdi sonuç olarak bunlar bu ritüelleri gerçekleştirirler. Ve bunlara bağlı olan masonik gruplar bu işi organize ederler. İstanbul'da çok çeşitli gizemli faaliyetlerde bulunurlar. Bu bunların 2008'deki Allah'ın izniyle deşifresidir. Bu taşı işte doların üzerindeki bu piramidi, güneş, her şeyi gören göz. İstanbul'da kullandıkları argüman budur. Amerika'da Washington anıtıdır. Amon-Ra tapınağından gelen Sultanahmet'teki taşın kopyasını yapmışlardır.
Meraklı olan izleyiciler inşallah açıp araştırırlar. Kitabı bilgilerde, internette vesaire her yerde bu bilgileri göreceklerdir. Aynen. Taşların nasıl yapıldığı vesaire. Anlatmak istediğimiz konulardan bir tanesi buydu. Şimdi bu kompozisyona özellikle bitirmek istemiyorum. Buyur. Bu dikili taşın olduğu yerde Medusa heykeli de var. Yani Leviathan sarnıcı da var. Bir takım kitabında da oraya özellikle odaklanmışsın. Orada şeytanilerin bir dönem aldıkları bir karardan bahsediyorsun. Evet. O karar içerisinde bir ritüel düzenliyorlar. Bir Sefirot düzenlemesinde bir dizilimleri vardı onlar 12'li. Evet. İşte koltuğun altında bir tepsisiyle dolaşan bir insan var. Onlar da işte pala parmak salar gibi çalıyorlar. Hatta ben biraz gülmüştük. Yani ne bunlar Mesir Macunu gibi şey yapıyorlar diye. Normalde o dönemin şeytaninin kakasını yalıyorlar. Çünkü şeytanın işlenen cürümde gelmesi gerekiyor. Siz ne kadar büyük cürüm işlemeniz gerekiyor ki şeytan size istihbarat versin. O Medusa heykelini de bu trafik içerisinde, Kız Kulesi'ni de yeri geldi. Bunlar da taş. Önemli taşlar. Evet. Bir ufak bir hatırlatalım. Tabii. Oradan bu dönem günümüzde bir takım sihirbaz büyü, illüzyonist adı altında origelleri gidiyor geliyor bilmem ne, yakında David Copperfield'ı gelir. Sarkozy'nin sırtına aldığı bir çocuk var. Evet. Birileri yetiştiriliyor bu illüzyonist diye. Evet. Ama bir trafik var. Evet. Onu da hatırlatalım. Tabii bu her şeyden önce yine demin söylediğimiz gibi bir mistik banyodan başka bir şey değil. İnsanların beynini işte çeşitli şovlarla, filmlerle, dizilerle her zaman söylediğimiz gibi yıkıyorlar. Şimdi gelelim Medusa heykeline. Biliyorsunuz ki biz bunu çok irdeledik. Türkiye'nin çok önemli dizilerinde konu oldu biliyorsunuz bizim. Kurtlar Vadisi'nde çok rahat oldu. Geçen Kız Kulesi hatırlatıldı. Dolayısıyla gündeme çok şükür getirdik. Kitaplarımızda yazdık vesaire. Hain yaptıkları gizli toplantılarının merkezi de Medusa'dır biliyorsunuz. Çok söylediğimiz için. Kız Kulesi'nin de önemliliği bizim açımızdan da bir fonksiyonu var. Biz dedik ki kitabımızda Musa Aleyhisselam'la Hazreti Hızır'ın buluştuğu yer. Amin. Kız Kulesi'ydi. Dolayısıyla Kız Kulesi kayalıklarında buluştu. Kehf Suresi'ndeki balığın şaşılacak şeklinde gitmesi hadisesini Marmaray Projesi'ne bağladık. Denizin altından şaşılacak bir şekilde biliyorsunuz bugün aynı şekilde bir yol gitmektedir. Araçlar geçecektir, köprü bu bir hikmet meselesidir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ne yine denizdeki Hüdayi yoluna bağladık. Üsküdar'dan Cuma namazına karşı lodoslu bir havada geçmesi, o yolun açılması vesaire. Bunları gündeme getirdik. Fakat Sultanahmet, oradaki üç başlı yılan, şu anda başları yok, bronz heykellerdir biliyorsunuz, herkes gidip görebilir. Bir şeytan yuvası tarihinde de. Konstantinus'un zamanından önce de böyle. Amin. Yani şeytaniler bu öğretiyi almışlar, gelmişler, günümüze getirmişler. Peki bitti mi? Bitmedi. Evet. İnşallah sorularınıza devam edeceğiz. Evet. Buyurun. Şimdi özellikle şu trafiğe de dikkat etmek çalışıyorum. Taşları hatırlattıktan sonra. Evet. Özellikle bu dönemlerde sihirbaz, büyücü, illüzyonist adı altında bir takım adamlar geliyor. Zaman zaman Sarkozy'nin sırtındaki çocuğa da dikkat çektiniz. Zaman zaman bu tarz insanlara da. Bunların bu trafik içerisindeki şu anda vazifesini, niye bu trafik bir anda hızlandı? Şimdi Sarkozy meselesini biliyorsunuz ki sizin programınızda dile getirdik. Yine bir Hazreti Kitap programında. Dedik ki Ramses'in Mumyası adlı bir yazımızdan alıntı yaparak burada okuduk. O da şu anda yanımda. Şöyle demiştik. Ramses'in sakalı Mısır Müzesi'nden çalınmıştı. Amerika'ya İsrailli bir örgüt tarafından götürülmüş. Pensilvanya'da bir iş adamına verilmişti. Orada genetik oynamalar yapıldı. Bu da ulusal basında bayağı medyada konu haline geldi. Gündem oldu vesaire. Ha, buradan seyircilerimize şunu söyleyelim. Yani sakallardan karakteristik analizler yapıldı. Bunlar bilimsel olarak bugün mevcut kopyalamaları biliyorsunuz. Zaten birçok bu konuda uğraşlar var. Yani insan yaratılmadı. Bazıları öyle algılamış. Yani haşa insan sakallardan yaratılıyor, yeni firavun yaratılıyor vesaire. Biz Sarkozy'ye Avrupa'nın yeni firavunu dedik. Evet. Pensilvanya'daki hadiseyi, göl kenarını birebir yazılarımıza bakarlarsa Netpano'daki yazılarımızın arşivlerine de göreceklerdir. Bu programı da açıkladıktan iki ay sonra biliyorsunuz ki Sarkozy nereye gitti? Pensilvanya'ya, bir göl kenarına, bir malikaneye. Evet. Orada tatil yaptı. Fransız gizli teşkilatı dahi bütün dünya şokta. Ya bu adamın burada işi ne? Oysa şu anda Fransa'da bazı dostlarımız da var, kulağımıza geliyor. Bu program da çok anılmış. Biz bunu Fransız Gizli Teşkilatı'ndan da, dünyadan da önce çok şükür bu programda
Teşhire yapmıştık, birebir anlatmıştık. İki ay sonra da onlar haberdar oldular iş meydana gelince. Sarkozy, Avrupa'nın seçilmiş kabala öğretileriyle ilişkilendirmiş gizli bir teşkilat tarafından firavun kodlamasıdır. Kendisi biliyorsunuz ki Yahudidir, bir İsrailoğlu soyundan gelmektedir. Almanların da Angela Merkel'i aynı şekildedir, Yahudidir. İkisi de Avrupa'nın ortasına özellikle Sarkozy atılmış bir bombadır. Fransa'nın özellikle kabala öğretileriyle fazla ismi anılmamaktadır, dikkatinizi çekerim. Hep İsrail, İsrail diyor. Fakat orada İsrail'le çok büyük yuvalar kurmuştadır. Bakın şimdi yine bir örnek göstereceğim size, bir belge niteliğinde müsaade ederseniz. İşte bu da bir farmasonluğun önemli sembollerinden, yine deminki her şeyi gören göz burada. Efendime söyleyeyim, ne yazıyor burada? Gözlem ve üçgenden yansıyan güneş ışınları ihtişamın alevi olarak adlandırılır. Deminki konuyla alakalı. Fakat şurada bir yıldız var. G. Hakan'cığım sen orasında da G var. Evet. Buyur sana vereyim. Sen tanıt daha güzel olacak. Şimdi tabii bunların içindeki gizli anlam beşgen yıldız, şeytan yıldızı diyorlar buna. Bu G'de, özellikle G rakamına da çok dikkat etmenizi istiyorum. Ya L'dir bu ya G'dir. Çünkü onlar iki büyük şeytana inanırlar. Şeytanların üzerinde en büyük iki şeytan vardır. Bir Lucifer, L, bir de Gram. Bildiğimiz gram. Hatta ben bir ara bizim bu kullandığımız gram ismi parayla intikal ettiği için çok araştırdım. Acaba gram oradan mı geliyor diyor. Bu gram en büyük şeytanlardan birinin ismidir ve bu G eğer o yıldızın ortasındaysa dünya hakimiyetini ilan eder. O yüzden de İsrail bir ara İran'a vurmak için G alarmına geçti. Naysan'a biz gazete çıkarttık. O gazetede de ben Netpano sitesinde de G alarmının dünya hakimiyet alarmı olduğunu söyledim. Tevafukun Allah-u Teala İran'a vurma mevzusu, o arada bir takım Doğu Anadolu dağlarında İsrail uçaklarının nasıl da antrenman yaptıklarını teşhis edince herhalde plan biraz gecikti. İnşallah şeyimiz olmuştur, katkımız olmuştur. Şimdi Oktan Bey bir paranın üzerinde, Fransa'daki bir paranın üzerinde bu şeytan yıldızının logosunu gösterecek size. İsterseniz o parayı da bulabilirsek gösterebiliriz. Şimdi yanımızdaysa evet, tabii ki benzerlikleri koyalım ortaya. Benzerlikler değil aslında birebir mesele. Evet. Biliyorsunuz demin de gösterdiğim gibi biz hep doların üzerinden işte her şeyi gören göz, yıldız vesaire piramidi daha çok farmasonların bu işe attığını aslında tüm dünya halklarının paralarına sızmışlar. Biliyorsunuz Napolyon'un meşhur sözü var para 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 diye. Dolayısıyla aynı şey Fransa için geçerli. Bakınız burada bir 10 francs yazıyor. Evet. 10 francs. Burada Marok bilmiyorum kamera alıyor mu? Şu anda şuraya doğru tutabilirsiniz. O tabii, şekilde. Şöyle evet. Tutayım. Bu görüntüdeki beşgen yıldızı birazdan verildi. Evet. Zaten o beşgen yıldız ve o paranın Fransa'daki paranın üzerindeki beşgen yıldız. Şimdi Hakan kardeşime veriyorum, arkasını paranın göstersin. Şimdi ve o deminki yıldızı da göstersin, evet. İç içe geçmiş yıldız, buyur kardeşim. Şimdi az evvelki beşgen yıldız, şurada da açıkça var daha net. Paradaki beşgen yıldızı gösteriyoruz. Fransa'daki bir paranın üzerindeki beşgen yıldız. Yani bunları özel hayatımıza, en çok kullandığımız eşyalara, argümanlara, elbiselerimizin logolarına, giydiğimiz tişörtlerin baskılarına, yediğimiz yiyeceklerin üzerindeki firmaların logolarına nasıl taşıdıklarını anlatmaya çalışıyor. Bu ayrı ayrı bir dosya aslında. Yani ben gizlenen Talmud cesurları şeytanın muskasında bu logolarla üzerimize nasıl muskalar, şeytani muskalar yaptıklarını anlatmaya çalıştım. Zaman zaman arkadaşlar uyardığı için göstermek zorundayım. Şeytanın ayetleri gizlenen Talmud yasaları. Burada özellikle bir takım isimlerin marka isimleri olarak, şeytanın bazı isimlerinin marka isimleri olarak, bazı logoların onların az evvel gösterdiğimiz piramitteki gibi, şeytan yıldızındaki gibi nasıl logolar olarak üstümüzde takım elbiselerimizin logosunda, tişörtlerimizin baskısında, yediğimiz yiyeceklerin firma logolarında nasıl kullandıklarını anlatmaya çalıştık. Şimdi bilmiyorum burada fark edecek mi? İnşallah bugün taratayıp size göstereceğim. Naçizane Türk milletinin yapmış oldukları en büyük hainliklerden biri de Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı sürekli Masonlu hocaları
her Türkiye'de ilmi, irfani, manevi kalkınmanın üzerinde Atatürk böyle istemedi, Atatürk şöyle bir şey diye tenkit etmeye çalışırlar. Aslında 1935 yılında kendini yurt dışı eden ve kapatan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu hain mihraklar durmamışlar. Bakın elimde bir para var, 10 lira. Sizin gibi bir kardeşim getirmişti zamanında. 10 lira 1982 yılında basılan bir paramız. 1982 yılında basılan bir para, ön yüzü. Şimdi arka yüzünde normal baktığınızda Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın en çok sevmiş olduğum düşünen bir fotoğrafı vardır. Kalpaklı, düşünen bir fotoğraf. Ona bile ne animasyon yapmışlar biliyor musunuz? Bakın, Paşa'nın kafasını kapatacağım. Kamera zoom yapabilirse bilmiyorum. İnşallah montajda bir Hiram Usta resmi bulacaklar. Hiram Usta'nın bir resmini bulacaklar. İsmail Bey, sevgili İsmail Bey, bu konuda çok yeteneklidir. Paraya zoom yaparsanız kafasını askıda bir ters çevirdim. Kafasını kapattığımda belden tersiyle Hiram Usta'nın şekli çıkıyor. Bu Galata'daki Ziraat Bankası'nın üzerinde de bu Hiram Usta'nın resmi hala durur. Kaç sene geçti ve Ziraat Bankası'nın üzerinde Esterana'yla Hiram Usta'nın resmi durur. Ya Türk milli örf ve adetinde Hiram Usta'yla Esterana'nın ne gibi bir motifi var da Türkiye'nin ilk bankasında, Ziraat Bankası'nın üzerinde bu Hiram Usta'nın, Esterana'nın görüntüleri koyuyor. Yurt dışından gelen bir gemi ilk başta Galata'ya uğrar. Bu ne demektir biliyor musunuz? Ondan gizli anlamdır. Buraya hakim biziz çünkü yurt dışından gelen insan ilk gördüğü yer değil, orayla iştigal ettirilir, irtibatlandırır. Niye bir ara Galata Port diye bir proje gerçekleştirdiler? Sevgili Oktan da çok sık söylemişti bunu. Şeyi yıktığınızı düşünün. Yani olmadığını düşün. Bir anda İstanbul'un süleyetinizi gözünüze getirdiğinizde ne geliyor gözünüzün önüne? Sultanahmet, Süleymaniye, Yeni Cami. Bir tarafta dev bir inşaat, karşı tarafına baktığınızda Galata Port yaptığınızda İstanbul'un süleyetini gömecekler. Tıpkı bugün Ankara'nın İstanbul bir takım yerlerinde minarelerin, yere batan camilerin görüntülerinin kalmadığı gibi İstanbul'un silüetini de yıkacaklar. Ki biz ABD Türkiye'ye depremle girecek dediğimizde yapmış oldukları tetikleme sırasında eğer Sultanahmet Camisi yıkılmazsa bir takım patlayıcılar kullanacaklar. Evet. Depremde oldu deyip Sultanahmet'i bile yıkacaklar dedik. Ve Türk istihbaratı özellikle Sultanahmet etrafında C4 ile gezen bir tim buldular. Ve basına pek yansımadı. Sürekli olarak bu bölgede bir patlayıcıyla gezen birilerini tespit ettiler ve gerekli dersi verdiler. Şimdi tekrar sizin tabii, sağınıza doğru denelim. Konuyu çekmek istiyorum. Bu arada bir şey de hatırlatmak istiyorum. Benim de önümde şu anda şeytanın dosyası, bilgi borsası var. Oktan Bey'in söyledikleriyle birebir örtüşüyor. Orta Çağ'da ve Orta Çağ öncesinde şu resmi kapatmak zorundayım maalesef. Kadın objesini çok kullandıkları için çünkü ırza tasallut etmeleri lazım ki bir takım şeytani, çok özür dilerim bunları anlatmak zorunda, ensest rezillikler yapmaları gerekiyor ki şeytan onlara bir takım güçler versin. Ve burada küçük zaman daha büyüğünü getireceğim size. Bu tarz şeytana yapmış oldukları cürümden dolayı kendilerine bir takım ekstra özellikler verilen, yani vizyonist adı altında bir takım özellikler veren, astral seyahat yapabilen, bir takım büyü güçlerini kullanabilen şeytanlarla bugünkü bir takım vizyonistlerin, bunun büyüklerine getireceğim önümüzdeki günlerde, yapmış olduğu gizli anlaşmalar vardır. Şu küçüktür biraz. Burada altında imzaları vardır. Bu tarz belgeli, yani geçen programlarda aldığım Mehmet Bey'in, Alperen Bey'in dediği gibi siz 10 tane koyun kullanmıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın hesap soracak akıllı bir varlığı kullanıyorsunuz. Habis olsun, Rahman olsun, bir şeytanı, bir cinni kullanıyorsunuz. O da sizden bir yazılı belge alır. Eğer siz onu kullandığınızda, size verdiği yetkileri, yetenekleri kullandığınızda karşılığını vermezseniz sonunda da çok acı reçeteler çıkarıyorlar. Çünkü ben dakika dukla etme bulmadım varsa. Sevgili Oktan, oradan yavaş yavaş şeye doğru gelelim istiyorum. Bugünkü birazcık da çıkacak olan kitabında biraz bahsetmeni istiyorum, evet, başlıklarından. Özellikle önümüzdeki günlerde bizi o başlıklarda neler bekliyor? Hatırlatma olsun diye diyorum. İçeriğini vermesin. Tabii hay. Daha önce kısa bir deminki konuyla alakalı bir bağlantı kuralım. Biliyorsunuz ki biz bu Ramses'in, 3. Ramses de dedik ki Sarkozy'dir.
Bunları söyledik Avrupa'nın yeni firavunu diye. Kendi sitelerinde de yer aldı bunlar. Bir sene sonra biliyorsunuz ki Sarkozy Mısır'a gitti, Giza piramidine ve Ramses'in mezarını kendisinin yaptırdı, dünya basınına yansıdı Fransız hükümetiyle. İkinci evet. Ramses'in mezarını ziyaret etti. Biliyorsunuz o zamanki sevgilisiyle vesaire. Ve mezarını da kendisi yaptırdı. Yine bir NATO operasyonunun ismi biz bir radyo programında söyledikten sonra iki ay sonra biliyorsunuz ki Medusa'ydı. Evet, Medusa'ydı. Afganistan'a yapılan bir şeydi. Medusa kararlarıyla alakalı bağlantı kuralım. Galata Port meselesine de Allah razı olsun çok güzel değindiniz. Bugün de biliyorsunuz ki daha projeler devam etmekte. Evet. İşte 2010 kültür kenti biraz sonra da değineceğiz belki onlara. Şimdi inşallah üçüncü kitabımızda birçok argümanlar var. Metafizik boyutları ele aldık. Tabii biraz kitabımız gecikti. Bu manada da kitaplarımız 40 Kandil Yayın Evi'nden çıkmakta. Buradan evet. Sevgili Mustafa Özdamar daha da selamlarımızı, saygılarımızı getiriyoruz. Kendilerinin oğlu Barbaros kardeşimiz de bu konuda birazcık sıkıntılı. Çünkü herkes akın ediyormuş evet. Yayın evine neden kitap çıkmıyor? Sizin yüzünüzden bir aksaklık mı var vesaire diye hatta birazcık da Latife ile herhalde kızıyorlarmış. Dolayısıyla yayın evinin bunda bir zaafı yok. Bu birazcık da bizle alakalı ek bilgiler koyduk. Evet. Realiteye bizden önce gidiyor. Biliyorsunuz biz çıktıktan sonraki olayların çıkmadan önceki olayları i̇şte gündeme getirdiğimizden dolayı. Örneğin bu en son bir hafta önce yanan Hollywood meselesini gündeme almıştık. Şimdi kitaptan çıkarmak zorunda kaldık çünkü kitap çıkmadan yandı. Dolayısıyla diyeceklerdi ki bak bu da bundan falan vesaire oldu. İşte yine misal kanatlı kediler var gündemde biliyorsunuz. Evet. Dikkat ettiniz mi? Evet, 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 evet. Sağda solda falan vardı. Anadolu'da falan. Gülşane'de çıktı, Tunceli'de çıktı, Çin'de çıktı vesaire de. Bunların sırlarını inşallah bu çıkacak üçüncü kitapta değil, dördüncü kitapta uluslararası sihirbazların evet. neler yaptıklarını, nasıl teknikler yaptıklarını, illüzyon ve göz bağlantılarını, evet. şerirleri nasıl kullandıklarını teker teker deşifre edeceğiz. Burada geçen yayın akışınızda gördüm, jenerikte takip edemedim. İstanbul dışında olduğumdan dolayı Mustafa Karnaz'da bir programınız vardı inşallah evet. arşivden şey yapacağım. Orada jenerikte şöyle bir şey söyledi. Beni dedi boşuna tehdit etmeyin. Artık bıraktım bu işleri yapmayı. Edebi eserler yazacağım. Ben de diyorum ki kusura bakmayın ben edebi şekilde tekrar sizi deşifre etmeye devam edeceğim Allah size son nefesimize kadar. Allah bizden bunu beklemeyin. İnşallah deşifreler devam edecek. Dolayısıyla da kitaplarımız bu formatta gidiyor. Üçüncü kitap ve dördüncü kitap inşallah 2008 senesi içerisinde çıkacak. Üçüncü kitap yakında. Dördüncü kitap da 2008 senesinin içerisinde inşallah çıkacak. Tabii her zaman olduğu gibi size doyamıyoruz. Programın son 10 dakikasına girdik. Evet. İsterseniz bir kitle psikolojimizle ilgili bir arşiv getirmiştiniz. Evet. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir çekim yapacağız. Bugünkü program tekrar gündemi ve metafizik gündemi toparlamak şeklinde olsun. Anlatmak istediklerimizi tabii. şimdi bir kurgu içerisinde kitle psikolojimizi anlatabiliriz. Arşivlerden yola çıkarak. Evet. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Kadıköy Buyurun. Meydanı'nda Sultanahmet Meydanı'nda birçok kağıtlar dağıtıldı. Evet. Misyonerlerin faaliyetleri. Artık serbest bırakıldığından dolayı biliyorsunuz ki işte Avrupa müptebaata vesaire gibilerinden. Kağıtlarda ve kartlarda açık adreslerini, telefonlarını vesaire vermişler. Ben onları deşifre edecek değilim. Fakat evet. enteresan seyircilerim şunu bilsin. Kart elimde. Kimlerin olduğu, telefonların olduğu dönemleri internetten vesaire her yerde veriyorlar artık maalesef. Şöyle diyor. Sorunlarınız var mı? Sorunlarınız var mı? Korku, işsizlik, evlilik ve aile, stres, kızgınlık, affetmek, mutlu yaşam, hastalık ve iyileşme, oruç, rüyalar, ölüm. Mekanı. Hani Karadeniz şivesi Allah kardeşim zaten hep bu milletin sorunu bunlar. Evet. Demezler mi adama? Dolayısıyla bakın nereden psikolojik analizlerle nasıl insan çekiyorlar? Peki şimdi bunlara baktığınız zaman irticanın hangi bölümüne giriyor? Hangi hurafeliğe giriyor? Biliyorsunuz ki Papa Alçağ dedi ki şeytan çıkarabilirsiniz artık hurafenin daniskası. Papa serbest bıraktı. Dünyada şeytan ayinleri serbest kaldı. Evet. Dolayısıyla bunu da seyircilerimize hatırlatalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi vesaire bilinçlendirelim. Bu misyona faaliyetlere karşı. Evet. Tabii adamlar işini yapacaklar. Bu ayrı bir bölüm. Biz de işimizi yapalım. Aynen. Dolayısıyla herkes işini gücünü yapsın. Yine müsaade ederseniz bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Biliyorsunuz demin İstanbul'dan bahsettik. Bu arada fethimiz mübarek olsun. Allah razı olsun. 555. Yıl Sultan Mehmet Han Hanı'nın İstanbul'u bize hediye ettikten sonra biliyorsunuz ki
İstanbul 2010 kültür başşehri olacak dendiydi. Biz denmeden önce birinci kitabımıza söyledik İstanbul çok önem kazanacak, herkes buraya üşecek vesaire vesaire. Hatırlarsınız ki geçen sene onun da deşifresini yaptık sağ olsun Aslan Bulut Beyefendi Yeni Çağ Gazetesi'nde bizim o yazımızı da aldı, ismimizi de zikretti. Türkiye'de dedi bir tek Oktan Keleş bu konuya değindi. Amin. Horus efsanesi meselesiyle. Meclis tutanaklarında Peres'in konuşması şuydu. İstanbul bizim için büyük bir kapı. Evet. Bakarlarsa meclis tutanaklarına girerler, Şimon Peres'in konuşmalarını orada görürler. Dolayısıyla biz ondan bir sene önce de yazdık ki İstanbul'u büyük bir kapı olarak görüyorlar. İstanbul'dan içeri girerlerse her türlü işgalle, zihinsel, psikolojik, kültürel, işte bu 2010 vesaire vesaire vesairelerle artık fetihler biraz da kılıçla kalkanla değil, fikirle olacak. İşte zihinlerde olacak, zihinle bununla olacağı için. Dolayısıyla şimdi İstanbul'da bir amblem var. Benim dikkatimi çekti. Tabii bilmiyorum amblemin ne olduğunu. Biliyorsunuz televizyonda da çık çıkıyor. Bakın İstanbul 2010. Avrupa Kültür Başkenti 2010 diye. Evet. Amblemde dikkatimi çeken şu var. Bir çizgi kubbe gibi, iki çizgi kubbe gibi, üç çizgi. Yani bunlar kubbe de değil, birer kapı. Bir kapı, büyük kapı, iki tane küçük kapı iç içe geçmiş mesela. Acaba bu ne sembolize ediyor merak ediyorum. Bunu yetkililerimizden istirham ediyorum. Sevgili belediye başkanımız. Şimdi Perez'in dediği gibi İstanbul bizim için kapı, büyük bir kapı, al sana üç tane kapı. Evet. Şimdi burada başka bir şey getireceğim. Evet. İşte Bizans'ın, Roma'nın, şuraya İsmail Bey'i burada görürlerse, girdikleri medeniyetlere büyük bir kapı, iki kapı, üçüncü kapı, küçük üç tane kapı. Evet. Şimdi genelde girdikleri medeniyetlere yaptıkları şehrin ele geçirildiğine dair o kapıdan girileceksiniz diye koydukları sembolik kapılar. Çok güzel. Bu da Fransa'da yapılmış yine, efendime söyleyeyim, Paris'teki Saint-Denis kapısı. Sembolik ve soyut sahnelerle yapılmış diyor. Bu da modern. Bunlar da çeşitli kapılar. Fakat şu üçlü kapıya istirham ediyorum. Konstantinus'un, Roma İmparatorluğu'nun. Bir de alalım. Bir de bunu beraber alalım. Bir benzerlik var mı? Ben bir şey demiyorum. Sadece bilgi istirham ediyorum. Şimdi sevgili seyirciler, katlıyorum ki daha iyi anlaşılsın belleklerinizde. Kameraman sevgili arkadaşım da ilgiyi kuracaktır. Şimdi iki tane üç kapı var. İstanbul'u girişle ilgili önemli üç stratejik kapı. Ve bir yandan da İstanbul'un logosunda 2010 projesinde üç kapı. Ve Şimon Peres'in müthiş sözü, İstanbul bizim için önemli bir kapıdır. Büyük bir kapı. Büyük bir kapıdır. Kapı da onlar için önemli bir sembol. Ariel Şoran da bir ara sözü vardı. Türkiye ilgi alanımızın içindedir diye. Evet. Ben fazla ileri gitmiyorum. Merak ettiğinden sordum. Seyircilerimi takdirine bırakıyorum. Belki de biz komplo kuruyoruz vesaire. Yine İstanbul'un fethini tebrik ettikten sonra öyle çalışıyorlar ki hemen uyaracağım, hemen konuyu bağlayacağım. Yayın akışımız azaldığının farkındayım. Diyor ki geçen bir tanesi, bir Yahudi beni arabasına aldı İstanbul'da bir tüccar ve özel şoförüyle yolda giderken trafik polisinin olduğu yerde durdurdu. Polis de şunu söyledi. Benim şoförüme ceza kes, kırmızı ışıkta geçti. İçindeki bizim Müslüman bir hemşeri mi de Trabzonlu? Ya dedi adam ne kadar dedi dürüst bak görüyor musun? Aslında bunların hepsi işte o adam bana bunu anlatsın diye yapılan polinden, numaralardan halkımızı, milletimizi bu noktada uyarıyorum. İşte böyle yayıyorlar, böyle mücadele ediyorlar. Bak nasıl dürüstler, nasıl efendime söyleyeyim bazı şeyleri özellikle ediyorlar. Ziyarette işte, her konuda ben sadece ufak bir anekdot olsun diye söyledim. Misyoner meselesini de söyledim. Yine şunu söylüyorum, bu Yüce Türk Milleti'ne Ermeni soykırımı yalanlarını yapanları da şiddetle kınıyoruz. Yazımda da Netpona da yazdık, inşallah yakında yayınlanacak. Ermenistan'da büyük bir deprem olursa gelip Türk'ün kapısından buğday dilenmesin yüzsüzler diyerek öyle nostalji turumuza inşallah devam edelim. Evet, programın son akışında ne gibi bir kitle psikolojimizin nasıl değiştiğiyle ilgili bir şey yapalım, bakınız, yapalım. 1931 yılı çeşitli gazeteler getirdim bu zamana kadar, 50'li 60'lı vesaire. Çok çeşitli gazeteler Türkiye'de yayınlanan. Türkiye'deki şu andaki halkın önüne konan malzemenin aynısı tarih içerisinde nasıl geliyor hafızalarımızı yenileyelim diye. Son Posta gazetesi, efendime söyleyeyim 26 Haziran 1931. Veremliler, Fırka gazeteleri tarafından yapılan son neşriyat vesaire. Şurada görüyoruz. Veremler arasında birkaç saat kaldık diyor. Bizi kemiren bu afetin kurbanlarını dinleyin. En büyük dert verem. Evet.
Neymiş bu? 1931 tarihli. Yine efendime söyleyeyim, Yeni Sabah gazetesi, bu da 1949-28 Nisan Amerika-Rusya müzakereleri. Amerika Berlin ablukasını ne zaman kaldıracağını sordu. Müzakereler vesaire başladı. Gördüğünüz gibi bugün de Amerika yine sahnede. Yine birileriyle Rusya'yla müzakere yapıyor. Bakınız aynı sahneler. Amerika-Rusya müzakereleri. Yıl 1949, 28 Nisan ki bir gazete. Ve bugün de aynı gündemde Amerika-Rusya değişik argümanlarla konuşuyor. Yine bir Hürriyet gazetesi. İyi polis, kötü polis. Evet, evet. Oynamalara 1951 pazartesine ait Kore'de Kızılların Demir Müessesi'nin iki mühim kilit noktası zapt olundu. Türk Birliği'nin başarısını gösteriyor. Dikkat ederseniz bugün de Afganistan'a asker gönderelim mi? Efendime söyleyeyim, Afganistanlı kardeşlerimizle savaşmak için Mehmetçiği feda edelim mi? Etmeyelim mi? NATO uğruna ne canlar yakalım mı diye uğraşılıyor. Bu sahneleri daha önce de burada da gördüğümüz gibi yine Son Posta 1951 Atlantik Paktı'nın Roma toplantısına davet ediliyoruz. Bu ne büyük bir lütuf vesaire vesaire. Bugün de i̇şte, Avrupa Birliği'ni çağrılıyoruz. Evet, lütuf. Çok büyük lütuf. Adamlar bize lütfetmiş, biz de gidiyoruz. Yine Akşam Gazetesi, bu da efendime söyleyeyim 49 tarihli Rus Dışişleri Başkanlığı Başyardımcısına Gromyko getirildi vesaire. İnfilakın sebebi henüz anlaşılamadı. Milli Savunma ve İçişleri Bakanları facia mahallini gezdiler. İki ceset daha bulundu. 27 tanesi daha bekleniyor vesaire vesaire. Bu patlamada da Rusaknamede fabrikanın patlayıcı maddeler işiyle ilgili olduğu yazılmakta. Hatırlarsanız bu senede böyle bir patlama infilak edildi. Ne zamanmış bu tarih? Yıl 1949'da. Olan olay bugün yine aynı oluyor. Hala takip yok. İşte hala efendim, aynı. 41 Cumhuriyet gazeteleri bunu da gösterelim. Şey yapmasınlar demesinler, gazete ayrımı yapıyorlar. Bunlar zaten nostaljik gazeteler olduğu için evet. Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı vesairelerine şeylerini gösteriyor. Yine burada birçok gazeteler programımızı fazla almaması açısından da es geçiyorum. İşte Yılın Cezası 1960, canavar yakalanmış vesaire falan olmuş. Şimdi bunları geçelim. Demin senin söylediğin 1 liranın 25 yıllık hikayesi de burada. Biraz da var. Zaten Allah bir şey girdiğimiz zaman bizi çok kısa sürede ispatlıyor. Evet. Şimdi gelelim başka bir nostaljik meseleye. Bunu özellikle göstereyim. Burada birçok şey var da. Hayat Dergisi 8 Nisan 1971 tarihi. Yine ben bunu şöyle şey koymuştum da biraz abes görüntüler olduğundan dolayı şey yapmak istemiyoruz. Seyircilerimize saygısızlık olmasın. Şimdi Oktan Bey bunları yapmasın sevgili seyirciler. Gazeteler örnek veriyorum. Hala aynı konuları konuşuyoruz. Evet. Hala Atlantik Birliği'nin de orada bekliyoruz. Burada hala ABD'de bekliyoruz. Hala Amerika İsrail'le müzakere yapıyor. İyi kötü polis gibi oynamaya devam ediyor. Bunları hatırlatmaya çalışıyoruz. Evet, buyurun. Sihir ve büyü üzerine. Türkiye'nin medarı iftiharı Zat-ı Zungur. Evet. Türkiye'nin kaderini Zat-ı Zungur'dan, İtalya'nınkini de Falcı Mustafa'dan dinleyin. Sibilla İskambiller'e bakarak İtalya'nın, Zat-ı Zungur'da Türkiye'nin ve ünlü Graza dergisi, bunun en karışık ülkesi, İtalya'nın geleceğini Falcılara, Türkiye'nin geleceğini de Zat-ı Zungur'a sordu. Bugün de eğer gazetelerde, televizyonlarda, medyumlar vesaireler cirit atmakta, evet. Türkiye'nin kaderiyle ilgili işte efendime söyleyeyim birçok programlara, çeşitli kadın programlarına insanlar çıkarılmakta. Şimdi nereden buralara girdik? Burada yine bir başka mevzu. ...40 kuruşluk Türkiye Cumhuriyeti postaları pulu. Evet, bu posta pulu olarak yapılmış, basılmış o dönemde bir pulumuz. Üzerinde ne var Hakan'cığım? Biliyorsun ki Ergenekon Destanı. Evet, Ergenekon. Burada buna parmak basmak istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz ki, bilmiyorum kamera aldı mı, şey yapalım. Mümkün olduğunca. Ergenekon, evet. Yurdun adı, börtüçüğüne kurdun adı derdi bizim büyüklerimiz. Bizim Türk'ün destanıdır. Evet. Kuvayi Milliye, Türk'ün ruhudur vesaire. Benim istirhamım Türk milleti bilirim. Olarak... Ortada herhangi bir terör olayı, bir örgüt varsa tabii ki Türk vatandaşı olarak çıkarılmasını isterim. Fakat devlet yetkililerine ricam, bu destanların, bizim manevi, kutsal saydığımız isimlerin terörle anılmaması,
operasyonlara bu tür isimlerin takılmaması doğrusunda bir ricamız olacaktı. Bunu da böyle hatırlatmak istiyorum. Çok bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun. Estağfurullah. Yani sonuçta suçlu kimse hepsi çıksın, teker teker çıksın ama manevi değerlerimiz terörle, nasıl İslamiyet terörle bir araya getirildiği zaman tepki gösteriyoruz. Amin. Milli değerlerimizin de hepsine tepki göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Bu programın sonunda da çok önemli uyarı oldu. Sevgili seyirciler, Oktan Bey'e yerden göreve kadar hak veriyorum. Zaman zaman kendimde gittiğim televizyonlarda Türkiye'nin psikolojik hangi harp içinde olduğunu hatırlattığımızda bu konuya ivedilikle dikkat çektim. Türkiye'yi din-i İslam'ı ayakta tutan bazı kelimeler vardır, bazı sözcükler vardır. Bu kelimelerden bir tanesi çadır direği gibidir. Yıkarsanız her şeyi yıkarsınız. Türk dünyası için Ergonokon bu isimlerden bir tanesi. Şahısları yapmış oldukları eylemler, zulümler, bir haklı veya haksız bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren Türk töresinde çok son derece ehemmiyetten isimler. İslam literatüründeki isimler de çok önemli. Siz ihlas diyorsunuz, bilmem ne diyorsunuz, yarın bir gün hakkını veremiyorsunuz. Yarın gün güzel örnekler görürsün. Bu sorumluluk Türk İslam alemine düşüyor ve insanlar töhmet altında kalıyor. Diyemeyecekler, kul vallaha ayet demeye başlıyorlar. Yani yapmış olduğumuz için tevkinde olalım. Devlet de bu işle yapacağı operasyonlarda veya planlamalarda devleti ayakta tutan milli bir manevi kelimeleri muhakkak üzerine ivedilikle dikkat etsin. Bunlardan bir tanesi son söz olarak şunları söyleyeyim. Hizbullah mesela. Ya onlar kendilerine Hizbullah diyor diye. Şeytan tabii ki benim içime girdiği zaman sureti haktan görünecek. Sureti haktan isimler alınacak. Benim içime sızması için kendisini deşifre etmeyecek ki. Kendi ismini, kendi lügatını kullanmayacak ki. Yani lütfen bu psikolojik oyunlara dikkat edin. Son ekleyeceğiniz bir kelime varsa ekleyelim. Daha önce de söyledik, sık sık söylüyoruz. Hiçbir cemaat ve tarikata bağlı değiliz. Organik bir bağımız da yok, söylediğimiz gibi. Yapılan her doğru şeyi de alkışlarız. Ve bu arada son günlerde yapılan bir hadise var. Türk'ün dilini dünyada 100 küsür ülkeye söyleten bir organizasyon vardı. Türkçe Olimpiyatları. Bunu da tebrik ediyorum. Başarılarından dolayı da kutluyorum. Yapılan her şeyi de alkışladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Amin. Şimdi Oktan Bey'in söylediği gibi hakikaten Allah'ın Resulüne bağlıyız. Bu Türk ulusunun, Yüce Türk ulusunun Seyyid Ahmet Arvasi'nin dediği gibi, Bezzaman Seyyid Nursi Hazretleri gibi Allah'a hizmet etmekle görevlendirildiğini ve bu Türk kimliğinde buradan geldiğini her zaman her ciddi mütefekkir deklare etmiştir. Biz bu sorumluluk içerisindeyiz. Hazır kıtada bu sorumluluk içerisinde hep beraber büyük Türkiye'yi düşünmeye ve büyük Türkiye için gayret etmeye devam ediyoruz. Bu haftalık da selam ve sevgilerimle.